Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Görüş Alanı programına hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü. Bu akşam programımızda 12 Eylül'ün şahitlerinden eski Diyarbakır Ülke Ocakları Başkanı, eski Milliyetçi İşçi Sendikaları Başkanı ve eski Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Recep Alyamaç'ı konuk ediyoruz. Recep Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Recep Bey, 12 Eylül 1980 yılında askeri bir darbe gerçekleşti Türkiye'de. Bu darbenin ardından Türkiye'de 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi de askeri mahkemelerde yargılandı. Darbenin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, darbeyi yapma sebeplerinin anarşinin ve terörün has safhada olduğunu söyleyerek darbeyi gerçekleştirdiklerini anlattı. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ben önce televizyonları başında bizi seyreden hemşerilerime saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. 12 Eylül'den sonra asılarak şehit edilen, işkencehanelerde işkence yapılarak şehit edilen ülküdaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ölen kardeşlerimiz, ülküdaşlarımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var şu anda. Artık yaş grubu benim yaş grubumda, öyle diyeyim. Binlerce, yüz binlerce ülküdaşım var. Onlara da buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Şimdi 12 Eylül'ü anlatmak böyle saatlere falan sığmaz. Ama tabii program kısa. Biz dilimizin döndüğü kadarıyla böyle ana hatlarıyla izah edelim. 12 Eylül bir günde olmuş bir şey değil. 12 Eylül'ün bir temeli var. Emperyalist güçler tarih boyunca Türk milletini ve Türk devletini asla ve asla bırakmamışlar, yalnız bırakmamışlar. Sürekli iş kargaşalarla, iş şeylerle, isyanlarla bu tarih boyunca böyle olmuştu. Ta yani Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kuruluşundan önce de diğer küçük Türk devletlerinde de böyle, hatta beyliklerimizde de böyle fitneleri çıkarmışlar. Yani bu oyunlar bugünümüze kadar gelmiştir. Bu da bunun en büyük nedeni gerçekten Türkiye'de o anarşi ve terör döneminde büyüyen, gelişen bir milli hareket vardı. Yani gerçekten insanlarımız artık bir milli devlet ve güçlü iktidar anlayışı peşindelerdi. Onu da ancak Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin gerçekleştirebileceğine inanıyorlardı. Bu yani hakikaten böyle su yüzüne çıkmıştı. İşte bunu gören Amerika, bunu gören Rusya, bunu gören Çin, MI6, İngilizler neyse, ne kadar emperyal güç varsa buna karşı bir tedbir aldılar. 12 Eylül'den önce, ta 78'lerden, 79'lardan itibaren bu anarşi ve terör olaylarını başlattılar. Ve bunlar da Marksist-Leninistlerin üzerinden yaptılar. Komünistlerin üzerinden yaptılar. Bu Marksist-Leninist, komünistler ve çok masum insanlar değil. Hani şimdi masum gibi gösteriliyor falan. Oralara girersek çok uzun sürer. Bunların üzerinden yapmaya çalıştılar. Başbuğ Alparslan Türkeş, Allah gani gani rahmet eylesin. Eğer o olmasaydı gerçekten Türkiye'de şu anda bir komünist ihtilal var, o zaman gerçekleşirdi. Afganistan gibi olurdu. Şu anda biz bunları konuşuyordu olmazdık. Yani bu kadar önemli bir mücadelenin başında Başbuğ Alparslan Türkeş var ve o gün yetiştirdiği, efendime söyleyeyim, bizim gibi genç ülkücüler vardı. Şimdi bunu fark edenler bir bu nedenle, hani bu milli devlet ve güçlü iktidarı önlemek için. Bir nedeni daha var, o da çok önemlidir. Bugün şu anda sıkıntılarını yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya alacaktı, Yunanistan'ı NATO'ya alacaktı. Bu iki nedenden dolayı bu darbe yapıldı. Ve bu darbe Türk milliyetçilerine, ülkücülere karşı yapıldı. Bakın dikkat edin, bizden hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir ülküdaşımız çıkıp ben mağdur oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Şimdi Elazığ'da ben saysam yüzlerde insan sayarım. Bu işkencelerden gitmiş, gelmiş, perperişan, bunlardan birini söyleyeyim mesela. Ben MİSK'in başkanıyken Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı bir ülküdaşımız benden de yaşar ki çok da severim, benim bütün ülkücüler benim kardeşimdir de. Zülfü Can Polat, hiç unutmuyorum, 90 gün işkencehanede kaldı. Ben girip çıkmıştım o zaman. Yalvar yakar, askeri hastaneye yatıracağız. Şimdi nasıl FETÖ borsası varsa, FETÖ borsası, o zaman da böyle bir borsa kurulmuş. Bir şekilde hastaneye yatırdık. Gittim baktım ki ayaklarının dibinden kanlar, irinler akıyor. Ağladım, duramadım. Zülfü merak etme dedim. 40 sene sonra da adam intikamını almış ve çabuk oldu. Bir baktım ki ben birinci şubedeyim. Orada bir tane şube amiri var. İsmini de söylemek istemiyorum.
Biliyorum hepsinin isimleri aklımızda, hafızamızda. Dedi ki ya dedi sen ne yapıyorsun dedi falan filan. Nasıl yani çünkü oradan işkencehaneden alıp oraya götürmek kolay değil. Bir sürü adam araya koyduk 90 gün sonra. Perişan olmuş yani ölüm. Allah öldürmedi anlatayım mı? Dedim ki ya siz bizden ne istiyorsunuz? Ya faili meçhul ne kadar iş varsa getirin onu da ben kabul edeyim. Bu ülkücülerin yakasından düşün dedim. Bugünleri yaşadık. Şunu anlatmak istiyorum. Ve ne yaptılar? Bunlarla bizi gerçekten yok etmeye çalıştılar. Ama bunu bilsinler ki yok edemezler. Bir yerde bir Türk varsa orada Türk Milliyetçiliği Hareketi vardır. Bunu herkes kafasına koyacak. Bir tane bak. Nasıl diyoruz ya bir Türk dünyaya bedeldir. Varsa vardır. Ve bu ihtilalle birlikte işkencehanelerinde, cezaevlerinde bizi perperişan ettiler. Mesela şimdi o resimlerde belki gösterilecek. Ben şey yapmıştım. Mesela ben Diyarbakır'da ocak başkanıyken Aydın Demirkol diye bir ülküdaşım vardı. Aslan gibi, pehlivan gibi. Hiç unutmuyorum Malatya'da bunu gözaltına alıyor. Hiçbir nedeni yok. Ben şimdi kendi gözaltına alınışımı da anlatacağım. Kendimle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Fotoğraflar da zaten görünüyor. Bu cezaevi. Bu eski bir cezaevi fotoğrafı. Şimdi düşünüyorum ben kendi kendime. Gece alıyorlar cezaevinden. Tekrar götürüyor işkencehaneye. Orada elektriği fazla veriyorlar. Vefat ediyor. Şehit oluyor. Anlatabildim mi? Vefat ediyor. Bunu yapanlar da polderli polisler. Marksist, Leninist polisler. Anlatabildim mi? Götürüyorlar tekrar cezaevine. Cezaevi personeli korkuyor tabii. Alırsın, ya alamayız diyor. Siz bunları sağlam aldınız falan. Öyle çıktı ortaya. Anlatabildim mi? Öyle çıktı ortaya. Yani bir sürü arkadaşımızı öyle şehit ettiler. Ama biz gerçekten devlet diyoruz. Bizim hani Türk milliyetçilerinin bir olmazsa olmazı var. Bu coğrafya belalı bir coğrafyadır. Zor bir coğrafyadır. Bu coğrafyada biz güvenliği, Türkiye'nin geleceğini, Türk milletinin geleceğini ön planda tuttuğumuz için bu konulara girmiyoruz. Ama mutlaka da bunları anlatmak lazım. Gençlerimizin bunları bilmesi lazım ki yani bu oyunlara gelmesinler. Şimdi böyle güzel böyle sözlerle, çiçekli sözlerle, bilmem nelerle falan filan görüyoruz. Bazı böyle siyasiler, vaatler falan şey yapıyor. Bunların arkasında ne var ne yok biz bunları biliyoruz yani. Bunlara uyanık olmak lazım. 12 Eylül'ün en büyük nedeni ülkücü hareketin iktidarı öğrenmiştir. Oraya almışlar. Bakın şimdi Yunanistan üzerinden meseleye bakacak olsa bakın Mavi Marmara'da sıkıntılarımız var şu anda. Oraya Rusya, Amerika yığınak yaptı. Getirdi oraya. Burnumuzun dibine her şeyini yerleştirdi. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar tesadüf olaylar der. Yani kısa, orta, uzun vadeli hesaplar yapıyor emperyalist güçler. Türkler üzerinden. Bakın şimdi dikkat ederseniz Atatürk Türklüktür. Atatürk üzerinden Türklüğe saldırıyor. Burada da aynı şey Başbuğ Alparslan Türkeş için de söylüyor. Başbuğ Alparslan Türkeş'in şahsında Türklüğe saldırıyorlar. Yani onun şahsında Türklüğe saldırıyor. Yani 12 Eylül'de 4 sene 7 ay 25 gün. Yahu akıl işi değil. Hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Anlatayım. Ben cezaevlerinde de hiç yalnız bırakmadım. Melki Hastanesi'nde de sürekli beraber gittiğim arkadaşlarım da bunlardan biri de bizim o günkü MÇP milletvekili Tuncay Şekercioğlu Bey bir alem milletvekilliği de yaptı. İl başkanımızdı. Beraber gitmişiz. Burada çoluk çocuğumuzun rızkından götürdüğümüz paraları da orada başbuğumuza elden vermişiz. Hani elimizden geleni yapmışız. Ama onun şahsında Türklüğe saldırdılar. Türklüğe saldırdılar. 4 sene 7 ay 25 gün bilhak bile sebep yattı. Ülkücülerin %99'u demeyelim %100'ü suçsuz yatmıştır. Hiçbir suçu günahı olmadan. Bir tek suçları var. Allah'ın bayrağım toprağım demek. Allah'ın bayrağı toprağı için savaşmak. Ve onlar olmasaydı Türkiye Ruslaşmıştı. Türkiye Afganistan olmuştu. Türkiye komünistleşmişti. Şimdi böyle bu Türkiye yoktu. Açık ve net söylüyorum. Şimdi bazıları bunu ciddiye almıyor. Ya işte falan filan hani gibisinden. Bu da cezaevi fotoğrafları. Çok tabii genç. 50 sene önceki resimler bunlar. Şimdi yani bunları çok iyi gerçekten kamuoyuna anlatmak lazım. Kamuoyuyla paylaşmak lazım. Şimdi o gün diyorlar ki sağ sol mesele. Ya bu basit sağ sol meselesi değildi. Bu tezgahın altında tabii onbaşı Kenan ve AVN'si var. Amerika var. Doğru çatıştırdılar. O da ayrı mesele. Ama biz bunlarla çatışmak zorundaydık. Bunda bir gerçek bir vaka. Sabah kalkıyordun adam okulda Atatürk büstünü kırmış. Türk bayrağını indirmiş. Yerine kızıl yıldızlı olarak çekilip bayraklar kesmiş, asılmış. Biz buna kayıtsız mı kalacaktık? Kalır mısın? Hiç kimse kalmaz. Yani şimdi şu anda da olsa hepiniz sokağa çıkarsınız. Yani çıkmamamız da mümkün değil. 15 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz de sokaktaydık.
Hatta 15 Temmuz derken hiç unutmuyorum. O günkü AK Parti İl Başkanı canım kardeşim, çok da severim, Ramazan Gürgen. Yiğit bir insandı. Beni aradı, abi dedi, bu sizin ülkücü camiadan şimdiye kadar gelen olmadı. PTT meydanına gelir misin? Dedim ya ben de bahçedeyim, o kıyafetle gittim. Gittim işte, o günkü belediye başkanı falan, işte vekillerimiz var. Orada yatsı namazından sonra çok şey söyledim ama ilk söylediğim şey şuydu. Türk'ün son bağımsız kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şeriat adına bile öldürtmeyiz. Çünkü o FETÖ denen adam şeriat adına çıkmıştı. Öyle çıkmıştı. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Memleketi nereye götürdü? Çanakkale'de 220 bin, 90 bin tanesi tıbbiye öğrencisi, Cilalep Üniversite öğrencisi. Bir nesil yok oldu. Bir nesli de 15 Temmuz'da bunlar yok etti. İşte bir nesli de ülkücü hareketi de bunlar gerçekten tırpanladı, üzerine kezzap döktü 12 Eylül. Bir nesli de öyle yok etmeye çalıştı. Ama Allah'a şükür yok olmadı, yok da olmaz. Yani bu hadiseler öyle basit, hafife alınacak, efendime söylemişler, basit sağ sol olaydı falan gibi geçiştirilecek şeyler değil. Ülkücüler çok ciddi mücadele vermiştir. Bu konuda bedel ödemiştir. Yıllarca 20 yıl, 30 yıl hapishanede yatan arkadaşlarımız olmuştu. Perperişan olmuşlardı. Bunun karşılığında da biz hiç kimseden bir şey beklemiyoruz. Şu anda da bizim birinin bize Allah senden razı olsun demesini de beklemiyoruz. Çünkü niye? Biz Allah rızası için yaptık zaten. Allah rızası için, ülke bölünmesin, Türkiye Cumhuriyet Devleti var olsun diye yaptık. Onun için Rabbim inşallah bizden razıdır. Rabbim bizden razıdır. Evet. Recep Bey, şimdi sizler arkadaşlarınızın, hatta Alparslan Türkeş'in tutukluluk yıllarından bahsettiniz. Evet. Peki sizin o yıllarınız nasıl geçti? Sizler de hem ağır işkencelere maruz kaldınız. Tabii. Hem de idamla da yargılandınız. Yargılandım. Bak şimdi orada o Diyarbakır, Bozkurt Kitap Kırtasiye bak orada. Sağda Kürşat Poyraz var. 40 senedir halen işte yurt dışına gitti, bir daha gelemedi. Çatlı ile beraber Asalay'ı Masalay'ı işte bitiren gençlerden biri. O benim müridim. İskembe'de oturan benim, ayaktakiler de diğer ülküdaşlarım. Bozkurt Kitap Kırtasiye, Diyarbakır gibi yerde bak şimdi. Düşünün. Yani biz orada bile vardık. Şimdi oradaki Başbuğ Alparslan Türkeş'in oraya gelişi, 1975'teki olaylar falan PKK'nın temelini attı. Orada da Kenan Evren ve Avenesi var. O zaman Ege Ordu Komutanı bu adam. Yani o Ege Ordu Komutanı yani. Şimdi orada da bunlar var. Bakın onlar basit olaylar gibi. İşte öğrenci olayları gibi. Biz o zaman öğrenciyiz. İşte hani bak burası da yine Şık Hacı Köyü. Bak bizim şey Bedrettin Keleş Timur Bey Başbuğ'a soru soruyor. Bak ben de şeyindeyim. Başbuğumuzun sağındayım. Ayıkta bile eğilen Bedrettin Bey'dir. Keleş Timur Bey soru soruyor Şık Hacı Köyü'nde. Şimdi 3 yıl sonra kademeli olarak FİSO Ovası'nda Apo Cudyar diye işte o İmral'daki birkaç kişiyle beraber orada apocuları kurdular. Başladılar katliamlar yapmaya. Ardından işte partiye kalkıran Kürdistan Kürdistan İşçi Partisi. Ardından bakın büyüdü çözüm süreci falan, biz o süreçlere de karşı çıktık, anlattık buralardan. Bunlar dedik yanlıştır falan, neyse oralara girmeyeyim uzun sürer. Ondan sonra ne oldu? Bakın şurada, şu anda Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik PYD PKK ordusu şeyin var. Rusya'nın var, 100 bin kişilik de şeyin var. Amerikan'ın var, orada oluşturdular. Ve hiç yoktan bir şey oluşturdular. Yani böyle nasıl söyleyeyim, bir topluluk oluşturdular. Yani bu toplulukta bölücü bir topluluk. Yani bunlar, bakın şimdi bu Kürt realitesi üzerinden çıkınca bunların içinde Kürt mürt yoktur. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle Kürt yoktur. Yani çok şey ettiğimiz zaman Doğu İleri ve Vato tarihi var. Mehmet Fethi Şerif Fırat'ın. O anlatıyor bunları. Hani Kürtlerin Türklüğünü bilmem ne. Oralara girersek uzun sürer. Bunlar Türkiye'de kalmış Ermeni, Yahudi, Rum kalıntıları. Bunlar böyle Allah'a düşman, dine düşman. Zaten Karl Marx'ın komünist manifestosuna göre diyor ki Allah yok, haşa din afyondur. Bunlar öyle adamlar. Anlatabiliyor muyum? Bunların bizimle alakası yok. Ve ondan sonra bu hareket bu hale geldi. Yani gerçekten o zaman devletin içerisindeki bu kargaşa olmasaydı, yani sivil siyasetten askeriyesine kadar, polisine mesela, Polder Pol 1 vardı, bilmem ne vardı. Yani şimdi bu Polder resmen Marksist Leninist'ti, bizleri işkence yapıyordu. Resmen yani ülkücüleri nerede bulsa kalmayan şeyi yapıyordu. Anlatabildim mi? Yani işte mesela MHP davasında Nurettin Soyer, efendim, o günkü savcı, Dürüst Oktay, bilmem Zeki Kaman, böyle bu polis şefleri
sahte evraklar, sahte mühürlerle falan Başbuğ Alparslan Türkeci bile mahkum etmeye çalıştılar. Yani böyle bir ortam vardı. Beni de 12 Eylül'den böyle bir yaklaşık bir ay önce bir şeyi bahane ederek, ben o zaman Milliyetçi Sendikaların şeyin başkanıyım. Bu bölgede de merkezli bizim Elazığ. Türkiye'de 12 bölge var. O zaman çok büyük bir sendika. O günkü tarihi nüfusa göre 100 binin üstünde üyemiz var. Bize bağlı Türk Çelik Sen var, Türk Metal Sen var, Türk Mensucat Sen var. Var da var. Anlatabildim mi? Merkez bura. Malatya, Adıyaman illeri ve ilçeleri. Tunceli, Diyarbakır, efendime söyleyeyim Muş, efendime söyleyeyim Van il ve ilçeleri bana bağlı. Uyduruk bir şey. Bir mahkemeye gitmemişim. Mahkemede şöyle, Bingöl'de ben toplu iş sözleşmesi görüşmelerine giderken Bingöl Belediye Başkanı bizim arkadaşımız MHP'den beraber bir yemeğe gittik. Yemekten çıktık. Gözü bizi taradılar. Tarayanlardan da biri şeye şahit yaptıkları, söyleyin adını, Genelkurmay Başkanı'na gizli tanık yaptıkları Zeki, parmaksız Zeki diye bir bilmem ne. Yani Muşlu Ermeni yani. Şeyi köyünü müyünü de biliyorum. Şimdi şey, Cem Azal Efendi'ni anlatmaya gerek yok. Efendime söyleyeyim. Orada öğrenci bir grupla beraber, benim arabamda 23 plaka, 23A062 bir station runu, arabayı gelip ateşe verdiler. Ondan sonra bizleri taradılar. Ben o bir mahkemeye gitmemişim. Bak mağdur biziz. Mağdur olan benim. Arabamı yakmışlar, taramışlar. Yanımdaki arkadaşım da kolundan vuruldu. Genel merkezden benimle belgelen. Belediye başkanı ve biz canımızı zor kurtardık. Bir duruşmaya gitmemişim diye. Bunu bahane edip gözaltına aldılar. Bir aya yakın bana orada işkence yaptılar. Çıkardılar efendime söyleyeyim şeye, askıya. Kollar böyle üstten bir direk geçiyor böyle. Affedersin çırılçıplak. Baş parmağın hayalarında. Konuş diyor. Senin Allah'ın gelsin seni kurtarsın. Ben de başlarına tekbir getirmeye. Allah'ı çağırdım. Allah da beni indirtti tabii. Ne olacak yani şimdi? Yani bunları biz yaşadık. Yaşamadık değil yani. Hani şimdi bunları yaşarken yani üzüldüğüm bir tek şey var. Ya benim ülkemde devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ama bunlar Türk polisi değil. Kesin değil yani, anlatabildim mi? Yani bunlar bize yapıldı. Yani bunlar biz yaşadık. Öyle başkaları gibi öyle falan filan duyumda olmaz. Anlatabildim mi bu işler? Allah kimseyi yaşatmasın. Bir daha da yaşamayalım inşallah. Bu tip şeylere dikkat edelim. Yani bu tip şeylere gerçekten duyarlı olalım. Ve bunu şunu söylüyorum. İnancı olmayan adamın, imanı olmayan adamın sözüne güvenmeyin arkadaş. Gençlerimize söyleyeyim. Güvenmeyin. Kim olursa olsun, siyaseti de ne olursa olsun. Bir de Türk'e mugayir adam. Yani bir adam Türkiye düşmansa onu bir gözden geçirin. Yani bir düşünün. Çünkü niye? Ben düşünürüm ki ben Müslüman Türk olmasam. Elhamdülillah Müslüman Türk'üm de. Müslüman Türk olmasam yani bir düşünürüm. Yani sen ben namazımı, niyazımı, ibadetimi, günlük taatimi yerine getirmek için hani bilmem gereken dualar var. Bir de herhalde yani İslam alemini tanırım. Bizden başka 55 tane İslam ülkesi var. Hepsini topla Müslüman Türk'ün İslam'la şereflendikten sonra İslam'a vermiş olduğu hizmet Selahattin Eyyubi de Türk'tür. Kardeşlerin adı da Türk isimleridir, çocukların adı da Türk isimleridir. %90'dır, %10'unu da 55'e bölün. Ben matematiğim zayıftır. Kime ne düşüyorsa hissesini versinler diğerlerine. Şimdi o zaman sen Türk'e mugayir olamazsın. Bak bu çok önemli bir hadise. Şimdi burada ne dil konuşursak konuşalım, hangi yerel dili konuşursak konuşalım. Anlatabildim mi? Ben Zazayım. Benim anam Karput'ta yatıyor. Türkçeyi zor konuşuyordu. Ama ben Türk'üm. Zazalar özbeöz Türk'tür. Kürtler de öyledir. Anlatabildim mi? Yani şimdi kimseye zorla Türk de olun demiyorum. O da bir benzer. Türklükte bir şereftir. Ebu Feyz Elçi Bey'in dediği gibi. Allah o şerefi herkese de nasip etsin. Hani. Ama şunu söylüyorum. Bu üst kimlik budur. Şemsiye budur. Bakın. Şemsiye budur. Şimdi bakın bununla hesaplaşanlar var. Ne adına? Mesela görüyoruz siyaset yapanları kastederek söylüyorum. Efendime söyleyeyim işte bu 4 madde kalsın mesela anayasadan ilk 4 madde. Kimsin sen? Nesin sen? Yani nedir? Yani kimsin sen ya? Bu ülkedeki senin nüfusun nedir? Böyle abartıyorlar %20, %50, %40. O zaman biz neredeyiz ya? Ne demek ya? Ben de inanıyorum ki bu memleketin %99'u nasıl Müslümansa %80'i de Türktür kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Şimdi bunlar üzerinden, böyle dinimiz üzerinden, inancımız üzerinden, anlatayım. Biraz önce 15 Temmuz'da meydanda söyledim, tekrardan söyleyeyim. Bunlarla kimse bizi aldatmasın. En bariz örneği de FETÖ'dür. O ayrı mesele. Yoksa biz Allah dostlarına,
biz büyüklerimize, manevi büyüklerimize saygımız çok. Ben İmam Hatip mezunuyum 60 sene önce. Ben dinimi de biliyorum. Ben Siyer-i Nebi okudum, Akaid okudum, Kelam okudum, Fıkıh okudum, Kur'an-ı Kerim okudum, Arapça okudum. Biz dinimizi biliriz. Ben burada mesela şimdi konuşurken aklıma geldi. Mesela Şeyh Halis Septi Hazretleri. Halid-i Bağdadı'nın müridüdür. Onu buraya gönderirken Şeyh Şamil'i Kafkaslılara gönderiyor. Şimdi peki oradaki Türk veya Çerkez buradaki Zazı olur mu? Kaynak hepsi birdir ya. Peki bunun şeyi kimdir? Efendime söyleyeyim. Mahmud-i Samuni Hazretleri'dir. Bak bunlar büyük insanlar. Onun Mahmud-i Samuni Hazretleri'nin şeyi kimdir? Müridi kimdir? Yani İmam Efendi'nin şeyhi kimdir? Mahmud-i Samuni Hazretleri'dir. Bak. Bak bunlar bizim büyüklerimiz. Bunlara bizim saygımız sonsuz. Bu kadar basit. Yani bunlar biz hepsini biliyoruz. Türkiye'de de bunlar var, bu manevi liderler. Ama bu işin ticaretini yapanlar var. Holdingleri, 5 yıldızlı oteller, bunlar bizden uzak gitsinler. Mısır'a sultanı olsunlar. Türklüğe de en çok düşmanlığı bunlar yapıyor. Açık ve nasıl? Sen eğer Türklüğe düşmanlık yapıyorsan sen kendini bir gözden geçireceksin. Sen inancında samimi değilsin o zaman. Çünkü niye? Biraz önce söylediğim gibi İslam'la şereflendikten sonra asr-ı saadetin başımızın üstünde yeri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2 yıldır ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi düşünebiliyor musun? Yani şimdi 40 yılda peygamberlik geliyor, 63 yılında mübarek vefat ediyor, mübarek. Şimdi bakın biz Bedir'i, Uhud'un Hendek'i biliyoruz. Yahu 22 harbe bir fiil katılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir komutan yok, bitti. Nokta. Öyle bir komutan yok. Öyle bir komutan. Peki bundan sonra İslam'la şereflenen Türk milletinin yaptıkları da biraz önce izah ettim. O zaman ben nasıl Türk'ü severim? Farz et ki ben Müslüman bir İtalyanım. Vallahi Türk'ü severim. Niye? Bu dediğim nedenlerden dolayı severim. Bu hizmetini. İşte ülkücülerin çizgisi budur. Türk milliyetçilerin çizgisi var, budur. Bu çizgiyi Allah rızası için gerçekten büyük bir mücadele ve bedel ödeyerek bugüne kadar getirmişiz. İnşallah bundan sonra da bu devlet aklı olur. Bakın çok önemli bir hadise bu söylediğim. Ya bunu devlet yöneticileri de dinliyor mutlaka. Bu devlet aklı olur bakın. Devlet aklı olmadığı müddetçe bu iş olmaz. Ne diyor Atatürk? Benim diyor ki babam Ali Rıza Efendi'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu fikri Türk milliyetçiliği fikridir diyor. Ve diyor ki benim manevi babam da diyor şeyin devletin kurucu manevi var. Ziya Gökalp'tir diyor. Ziya Gökalp'tir hemşerimiz. Diyarbakırlı. Bizim hemşerimiz. Bakın adı sanı söylenmiyor. Devlet katında da bunlar söylenmeli. Yani bunlar yapılmalı, bunlar tanıtılmalı. Yani okullarda ilkokuldan itibaren elbette ki ben bir il başkanı iken şey yaptım. Kur'an-ı Kerim seçmeli olsun. Savcı beni çağırdı. 28 Şubat dönemidir. Dedim öyle mi? Ya buraya gelip bir dakika dedim ben inkar etmiyorum. Zorunlu olması lazım. Çünkü la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam Allah'la sözleşme imzalamış. Kabul etmiş olur. Ama gayrimüslimler seçmeli olsun veya seçmesin. Ayrı mesele. Bu nasıl böyle şartsa bu da şart bakın. Bunlar birbirine ayrı. Ya İslamiyetle Türklük etle tırnak gibi. Türk milliyetçileri bu ülkede yani Başbuğ Alparslan Türkeş'le birlikte bunun mücadelesini vermişlerdi. Allah gani gani rahmet etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikri babası, kurucusu Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk. Fakat gerçekten vefatından sonra 38'den 40'tan itibaren zaten 1944'te tabutluklanma neler çekmiş Başbuğ Alparslan Türkeş. Allah gani gani rahmet etsin. Yani gerçekten yani ben şu anda da bütün izleyenlerden dua istiyorum. Başbuğ Alparslan Türkeş'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e Allah rızası için birer Fatiha da okusunlar. Açık söyleyeyim. Çünkü bizim devletimizin geleceğini bunlar inşa etmiştir. Kim ne derse desin. Bugün eğer buralarda rahat rahat oturuyorsak, konuşuyorsak bir bedel ödenmiştir. Ama bu bedel öyle kolay da ödenmemiş. Bizde kolu bacağı kopan arkadaşlar şimdi konuşurken Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Engin Bayramcı var Tokatlı. Allah rahmet etsin. Hiç unutmuyorum Tokat yurduna geliyorlar. Diyarbakır yurdundan o Marksist komünistler geliyorlar. İçeriye dinamit atıyorlar. Kendisi o anda orada alıyor. Dışarı atamadan koşuyor dışarı atsın. Kolunu ve gözünü kaybetmişti. Rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet etsin. Bunlar büyük bedellerdir. Bunları biz unutturduk yani. Neyse ben onu da anlamış değilim. Yani 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül yani şöyle söyleyeyim. 78, 79, 80'e kadar bunun altyapısını hazırladılar. Anlatabildim mi? Yani samimi bir şekilde devletinin yanında cihat eden,
samimi bir şekilde devletinin yanında devletiyle beraber, askerle, polisiyle beraber devlete kurşun sıkan insanlara göğsünü böyle geren ülküdaşlarımızı, ülkücüleri, bizleri gerçekten itiş ettiler. Perişan ettiler. Yani ve hatta bak benim de vardır öyle. Evde ben saklamıştım o mahkeme. Mesela Bingöl'den beraat etmişim, Diyarbakır'dan beraat etmişim. Onlar hepsi bende duruyor evde. Hiçbirinden de bir ceza da almam. Yatmışım etmişim ama ceza almamışım. Orada diyor ki kendini devletin güvenlik kuvvetleri yerine koymak. Bak şimdi ben söylüyorum. 70 küsur yaşındayım. Kapıya çıkayım. O bayrağa biri bir şey yapsın. Dişimle parçalarım. Açık ne söylüyorum. Beni götürüp asabilir. Bilmiyorum. İçeri de atabilirler. Yine yaparım. Ben hiç pişman falan değilim. Bazıları soruyor abi falan. Hayır öyle bir dünya yok. Bugün olsa aynı şeyi yapacağım. İşte dün de bunları yaptık biz. Dün de bunları yaptık ya. Kolunu bacağını kaybetti arkadaşlarım. Gözlerini kaybetti. Kafayı yiyen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten. Şey oldu, işkencehaneden çıktı. Cezaevlerinden çıktılar. Perperişan olmuşlar. Kafayı yediler. Yani bunların hepsini biz Allah rızası için yapmışız. Bu millet için yapmışız. Bu devlet için yapmışız. Helal hoş olsun. Ama bu yerli işbirlikçilerimiz var. Asker olur falan olur, sivil olur, siyasetçi olur. Her kim olursa olsun. Her kim olursa olsun. Ben mesela öyle İçişleri Bakanlığı'nı tanıdık ki buraya gelen anarşist teröristlerin yüzünü gözünü öpüyordu. Ülkücülere girip işkencehanede işkence yapıyordu. Biz bunları yaşadık. Bunları yaşadık. Gidip efendim, Filistin'de eğitim görüp gelip burada gemi kaçıran, uçak kaçıran, gemi batıran insanlarla burada ülkücüler cihat ederken efendime söyleyeyim onlar bizim üzerimize geliyorlar. Yani bunlar biz hep yaşadık. Ve o kadar kötüydü ki. Yani siyaset alanı kötüydü, bilmem ne kötüydü. Ondan faydalandılar. 12 Eylül'ü yaptılar. 12 Eylül'de de en büyük darbeyi gerçekten Türk milliyetçileri ve ülkücüler almıştır. Bunlara biz ne bu dünyada ne öbür tarafta zaten hakkımızı helal etmiyoruz. Öbür dünyada inşallah iki elimiz bunların yakasındadır. Evet. Peki Recep Bey, 1980 askeri darbesinden sonra süreç nasıl ilerledi? Hem siyasi partiler hem sivil toplum kuruluşları lağvedildi. Bu süreç nasıl ilerledi? Bir de 1980'den bu yana, bu yıla 2024'e baktığınızda Türk milliyetçilerin toparlanabildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi o şeyden sonra iki parti kuruldu. Biri Milliyetçi Demokrasi Partisi, Turul Sunap'a kurdurdular işte. Onbaşı Kenan'ın kurdurduğu bir parti. Biri de Anavatan Partisi, Özal'ın partisi. İki parti kuruldu. O şey, siyasi yasakların da kalkmasıyla birlikte önce biz Milliyetçi Muhafazakar Parti, sonra da Milliyetçi Çalışma Partisi, sonra işte MHP'ye tekrar dönüştü. Bunlar kuruldu. Siyaset ondan sonra biraz nasıl söyleyeyim, rehabilite edildi diyeyim. Yani bir dumura uğradı. Çünkü siyasette eskiden bir şey vardı. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bilirdim bu adam budur, bu adam budur. Yani şimdi bunun bir çizgisi vardır. O çizgi devam ediyor. Yani ideolojik manada söylüyorum. Anlatabildim mi? Yani saflar belliydi. Fakat şimdi günümüzde teşbihte hata olmaz. Seyircilerimiz de beni hoş görsünler. Ben kendi tabirimdir. Kimse alınma. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Açık söyleyeyim. Yani şimdi yani siyaset bu hale getirildi. Yani siyasette yani her şey mübah olmuş gibi. Yani bakıyorsun. Yani şey yok yani ya şöyle söyleyeyim vatan, millet falan yani söylemlerde belki olabilir ama iş şeye geldiği zaman, sahaya geldiği zaman, ciddiyete geldiği zaman gençlerin durumu ortada. Nedir ortada? Neyi kastediyorum? Hepinizin de bildiği gibi ben kayıptan haber vermiyorum şimdi bu akşam. Bütün gençlerimizi kastederek söylemiyorum. Benim de torunlarım var. Biri Amerika'da okuyor, bir tanesi Ankara'da okuyor falan filan. Allah hepsini bağışlasın, onları da bağışlasın. Şimdi hepsini kastetmiyorum ama gençlerimizin benim elimde bir veri yok. Yüzde bilmem kaçı herkes bir şey söylüyor. Deist olmuş. Yani bunun bir nedeni vardır değil mi? Yani bu nedensiz olmaz. Bunların üzerinde sosyolojik olarak çalışmak lazım. Yani niye bu hale geldik? Çünkü bunlar bizim geleceğimiz. Bunlar yoksa bizim geleceğimiz de yok. Allah korusun. Bu kadar mücadele ettik diyoruz. Yani nasıl olacak? Yani şimdi kim yürütecek? Nasıl yürütecek? Şimdi siyaset böyle bir çıkmazda bana göre. Böyle bir çıkmazda. Yani şekil itibariyle buraya kadar geldi. Diğer sorunuz neydi? Süreç nasıl ilerledi dedim. Bir de milliyetçiler sizce toparlanabildi mi dedim. Ha, teşekkür ederim. Şimdi milliyetçiler darman duman olmuş. Samimi olmak lazım. Öyle önden cami arkadan kilise bir şeyleri böyle kapatarak yuvarlayarak olmaz.
Toparlanamadık. Zaten toparlansak Türkiye'de şu anda milliyetçiler iktidar olması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle böyle. Ben şu anda benim bu konuştuklarımı şu anda bir referanduma götürsen, bu kaç dakikadır konuşuyorsak, ben inanıyorum ki Türkiye'de %80 oy alır. Herkes böyle düşünüyor. Bakın, bu ne demektir? Milliyetçilerin gücü budur. Kesin budur yani. Bunun şeyi yok. Milliyetçilerin gücü budur. Şimdi o zaman niye toparlanamadık? Bunu oturup işte bir öz eleştiri yapmak lazım. Hani neden oturacağım ben karşımdaki diğer ülküdaşlarımla beraber falan oraya buraya neyse darman duman olmuş. Ülküdaşlarımla beraber oturup konuşacağız. Gelin bakın biz nerede hata yaptık? Ya hata bizim. Biz bunu ne vatandaşta ne seçmende ne bir başka partide aramamalıyız. Yani eksik kusur varsa o bizimdir. Bu öz eleştiriyi ortaya koymak lazım. Nerede hata yaptıysak bunları bulup o hatalardan dönmemiz lazım. Hatadan dönmek nadim olmak da erdemliktir. Dönmemiz lazım. Dönersek de bu ülkeyi biz yönetiriz. Türk milliyetçileri yönetir, ülkücüler yönetir ve adam gibi yönetir. Bizim milliyetçilik anlayışımız şeydir, kültürel milliyetçiliktir. Yani biz ırkçı falan filan değiliz haşa. Türk milliyetçilerin hepsi de inançlıdır. Biz ulusalcı falan değiliz ki, bilmem ne falan değiliz ki. Hücurat suresi 13 ve 14. ayette diyor ki Allah-u Teala, sizler birbirinizle alışveriş edersiniz diye tanışırsınız da sizleri kabile kabile, kavim kavim yarattım diyor. Ben Türk milletinden, İslam ümmetinden. Bu ırkçılık falan değil. Böyle bir şey yok. Onun için diyorum %80'i kabul eder. Anlatabildim mi? Ama işte bir siyasi şey lazım. Deham lazım, dahimi lazım. Hani böyle toparlasın. Şimdi şu anda dağınıkız. Dağınık olunca da böyle bir hal ortaya çıkıyor. Yani bu halı da ben çok beğenmiyorum. Yani nasıl beğenmiyorum? Çünkü bizim bir arada olmamız lazım. Bizim bir hesabımız, kitabımız yok. Şahsi bir hesabımız da yok. Hani işte şu olayın, bu olayın falan. Mesela ben kendim için söyleyeyim. Ben Türkiye'nin neresine gitsem bir iki tane ülküdaşıma telefon açtım. 5 tane araba gelir beni karşılar. Ben belki bilmem bakan olmama gerek yok. Allah bana bu nimeti vermiş. Yani bu hareketin içerisinde böyle bir yerimiz var. Ama bizim bir arada olmamız lazım. Toparlanmamız lazım. İnşallah bu da olur. Yani ben umutluyum. Yani bir bu Türk milletinin içinden çıkar. Ülkücüler de Türk milletinin lokomotifidir, Türk milliyetçileri. İnşallah çıkacak bir yiğit. Tekrar Türk milliyetçileri derleyecek, toparlayacak. Bu ülkeyi de inşallah onlar yönetecek. Ben onu söyleyeyim. Yani büyük bir ihtiyaç var. Yani bu ülkenin buna ihtiyacı var. Peki Recep Bey, 15 Temmuz'un 12 Eylül'ün devamı olduğunu düşünüyor musunuz? Ve ilerleyen dönemlerde bir 15 Temmuz gibi bir risk görüyor musunuz? Kesin devamıdır zaten. Bunun şey ötesi berisi yok. Çünkü o da CIA'nın, Mossad'ın, Amerika'nın oyunudur. 15 Temmuz da CIA'nın, Mossad'ın, Amerika'nın oyunudur. Yani ben insanlar daha şey yapmadan, hatta benim anılarım da var. Bir gün Karamürsel mağazasında otururken bu olaylar yok. Dediğim 20 sene önce sahibi benim kardeşim gibi geldiler. Para istiyorlar bunlar. Bu FETÖ'cüler verme dedim bunlara para. Ya Hacı abi sen işte Müslüman adamım da desen seninle ne alakası var? Vermeyin dedim bunlara. Bak mesela ben çocuklarımı Allah'a şükür. Bir de ülkücülükten anladığımız şey de şu bakın. Şimdi evvel emirde ben demişim torunlarımın yerine de biz sokakta kavga ettik. Kavga yok da. Bu işi devletimiz yapıyor. Biz de arkasında duruyoruz. Neyle? Dualarımızla. Gerekirse çağırırlarsa gider silah altına da gireriz. Dualarımızla. Demişim ki torunumun torunları yerine kavga ettim. Kavga yok demişim. Siz okuyacaksınız. Bak elhamdülillah. Kürşat oğlum inşaat mühendisi profesör. Diğeri matematik profesör. Şimdi şey dediler. Torunlarım biri işte Amerika'da Boston'da iki tanesi, üç tanesi Ankara'da okuyor. Şimdi ülkücülükten bizim anladığımız bu. İyi adam olacaksın, dürüst adam olacaksın, hoş adam olacaksın. Ülkene de böyle hizmet edeceksin. Çok önemli bir hadise. Şimdi bunları yapamıyorsak zaten bizim bu söylediklerimizin bir anlamı da kalmıyor. Yani o zaman anlamsızlaşıyor. Onun için bizim şöyle söyleyeyim. Söylediklerimizle amel etmemiz lazım. Hani yani söylediklerimizle yaşantımız arasında bir tezat olmaması lazım. Allah'a şükür bu manada da biz şahsen ben kendimi söylüyorum. Diğer ülküdaşlarım da mutlaka öyledir. Onlar da dikkat ederler. Ona da şüphem yok. Yani biz hep buna dikkat ediyoruz ve sokakta değiliz. Bakın dikkat ederseniz ülkücüler artık sokakta değil. Hani ülkücüler diyor ki kardeşim devlet var. Zaten Başbuğ Alparslan Türkeş bana hastanede birkaç sefer söyledi oğlum.
Tamam, daha devletin askeri polisi var dedi. Asker polis dedi, görevini yapar, siz de dua edin dedi. Biz de dua ediyoruz. Ben bir sorunuza yine takıldım. Bir de dedim ki 15 Temmuz gibi bir şey gelecekti. Ha, bak şimdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce söyledim, tarih milletler mücadelesinden ibaret. Milletler mücadelesi dünya var olursa devam edecek. Türkiye düşman, mugayir gözler de hep üzerimizde olacak. Bugün fırsat bulsalar bugün yaparlar. Allah fırsat vermesin. Net söylüyorum, yaparlar. Yani 15 Temmuz'da hangi sebeple yaptılarsa başka sebeplerle yaparlar. Başka şeylerle yaparlar. Zaten orada bekliyorlar işte 200 bin kişi PYD, PKK ordusu orada var, diğeri orada var, belki burada var. Yani ağızlarını açmış bekliyorlar. Yani buna bizim çok dikkatli olmamız, devletimiz bu konuda duyarlıdır. Ben onu görüyorum. Dikkatli, bizim milletimiz de duyarlı, dikkatlidir ya. Yani 15 Temmuz'da hadi dendi, herkes sokaktaydı. Allah razı olsun. Yani herkes sokaktaydı, herkes gereğini yaptı. Yani bunda da öyle kolay olmaz. Yani Allah korusun, Allah bir daha vermesin. 12 Eylül'de 15 Temmuz'un farkı yok. Kesinlikle farkı. O da darbe, o da darbe. Ve şunu söyleyeyim, bugün fırsat bulsa yaparlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Türk devletine şeylik yapan, düşmanlık yapan, kadrini kıymetini bilmeyeni Allah kahru perişan etsin. Onu da söyleyeyim. Devlet yoksa, ben hep söylüyorum, 50 sene söylüyorum. Devlet yoksa din de olmaz, namus da olmaz, ezan-ı Muhammediye de olmaz. Hiçbir şey olmaz ya, biz olmayız. Şimdi burada biz nasıl oturmuş konuşuyoruz? Bak ne kadar rahat. Ama git dağlarda bizi bekliyor. Git havada, karada, denizde bizi bekliyor. Kim bekliyor? Allah'ın sayesinde yukarıda Allah bizi hıfz ediyor, koruyor. Aşağıda da devletimiz bizi koruyor. Onun için devlet çok önemlidir. Bu şahıslardan beri bir şey söylüyorum ben. Bazıları şimdi hükümetleri falanları filanları veya işte beni, seni falan filan devlet. Hayır hayır, öyle değil. Dün başkaları vardı. Dün başkaları vardı. Bugün başkaları var. Bugün başkaları var. Yarın başkaları olacak. Ama önemli olan devletin kendisidir. Devletin hükmü şahsiyetidir. Her namuslu Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı devletin yanında yer alması gerekir. Evet. Şimdi bir de mesaj gelmiş bize. Evet. Elazığ Kent Konseyi Başkanı Sayın Nafiz Koca'dan. Ha kardeşim ha. Başkanım, alanı siz boş bıraktınız diyor mesajında. Canım kardeşim, ben bizim Nafiz Koca'yı çok seviyorum. O benim kardeşim. Şimdi aslında buna şöyle bir cevap vereyim kardeşime, seyirciler de bunu duysun. Bir atasözü var. Diyor ki, biz de at oynatırız, hele dur meydan olsun. Hiç meydan olmadı ki bize. Bilmem anlatabildim. Ya at olmadı, ya meydan olmadı, ya bilmem ne olmadı. Yani onu Nafiz kardeşim de biliyor. Yani hiç olmadı. Yani şartlar bizi bu duruma getirdi. Gerçekten o şeyine de katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama siyaseten bizim oynayacağımız yer kalmadı. Ben siyaseten açık net söylüyorum. Benimki la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Partim yok. Bitti. Bu kadar net söylüyorum. Ben ülkücüyüm. Türk milliyetçisiyim. Türkçüyüm. Türkçüyüm derken ne dediğimi de biliyorum. Farkındayım. Bunları bazı insanlar, siyasetçiler şey yapmaz. Zikretmez yani. Falanı filanı. Vallahi beni Allah sevsin. Kim küserse küsün. Türkler Allah'ın askeridir. Hizbullah Türkler. Ya Allah'ın askeri bir tek Türklerdir. Onun için Türkçüyüm. Turancıyım ben. Hiç sıkıntı yok. Ama siyaseten ne yapalım yani, böyle seyretmek zorunda kaldık. Doğru söylüyor. Yani meydan boş. Yani atı nerede oynatalım? Ya at oluyor, ya meydan oluyor, ya meydan oluyor. Evet. Teşekkür ederim onun için. Nafiz kardeşim. Evet. Öyle. Şimdi Recep Bey, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ancak şunu da sormak istiyorum. Şimdi 12 Eylül 1980 konuşulduğu zaman birçok kesimden birçok kişi mağdur olduğunu söylüyor. Evet. Ancak söz konusu Türk milliyetçilerine gelince bir sessizlik hakim. Bunun nedeni nedir sizce? Vallahi bizim Türk milliyetçileri edepli, namuslu, şerefli, hasiyetli adamlar. Haşa, başka kimseye bir şey dediğim yok. Benim haddim değil buradan böyle hani kimseyi rencide. Ben kendi açımızdan bizi söylüyorum. Sorunun cevabı olarak da şunu söylüyorum. Niye? Hiçbir zaman işin reklamında olmadılar. Olamazlar da. Çünkü bunlar fisebillah, Allah rızası için yaptılar. Burada idama giden gençlerimiz pişman değilim dedi. Mahkemede hakime pişmanım dese, Elazığ'da olan orası, rahmetli Cevdet. Pişmanım dese asılmayacak. Değilim dedi ya. Türk milliyetçileri bunlar. 4 sene 7 ay 25 gün Türkeş bize ne dedi biliyor musun? Her şeyi benim üzerime atın ya. O yaptırdı ya, hiç kimse. Kim Türkiye'de? Bak, başbuğayın yakın adamlardan biri benim bu bölgede. Ben onun rahleyi tedrisatından geçmiş öğrencisiyim.
Kim derse ki Türkeş bana bu kalemi kaldır buradan buraya koy demişse yalan söyler. Türkeş hiçbir eylemini, emrini vermemiş. Peki ülkücüler eylem mi? Ülkücüler de eylem yapmamış. Ne diyorsun ya başkan derse, ülkücüler nefsi müdafaa yapmış. Akşamdandır anlatmak istediğim o. Nefsi müdafaa yapmış. Nefsi mi? Saldırmışlar, gelmişler. Biz Elazığ'da günde 3 tane 4 tane ülkücüdaşımızı sırtımızda, omuzlarımızda taşıyorduk. Efendime söyleyeyim. Bunun karşılığında diğeri de gitmiş. Kısasa kısas vardır. Dinimizde de vardır. Nefsi müdafadır. Hiçbir ülkücü durup dururken gidip birinin böyle bardağını kırmış değil. Kırmaz. Asla kırmaz. Bu işin şuurundadır. Yapmamıştır da. Ama nefsi müdafaa vardır. Nefsi müdafaa olmuştur. Nedir nefsi müdafaa? Türk devletini korurken neye karşı? Sözlerin başında Rusçu komünizme karşı, Marksizme, Leninizme karşı, bölücülere karşı korurken gelip sana şey yapıyor, vuruyor, öldürüyor seni, şehit ediyor. Ne yapacaksın? Nefsi müdafaa yapmıyor. Bunu yapmıştır. Ama asla ve asla anarşi ve terör tarafı olmamıştır. Anarşi ve terör yaratmamıştır. Kesinlikle bunun örneği yoktur. Kim varsa muharızlarımız çoktur. Çıksın desinler ki bunun örneği var, sen yalan söylüyorsun. Abi filan yerde filan ülkücü bunu yaptı. Öyle bir şey yok. Peki bu cezaevlerine niye? Tabii nefsi müdafaa yaptık, girdik ya. Bedelini de ödedik yani şimdi. Gireceğiz, çıkacağız. Bunun şeyini ödeyeceğiz, bedelini ödeyeceğiz. Biraz önce çıksam kapıda öyle bir şey olsa ve denk kesem burada askerime, polisime, ben de rast kesem. Yani bu yaşta ben geri durmam, açık söylüyorum yani. Diyebilirler ki ya şimdi kardeşim sen kendini yine eskiden olduğu gibi devletin güvenlik kuvvetleri desin. Bedeli de neyse öderim. Yani ülkücülerin çizgisi bu. Ülkücüler çok mütevazi, naif insanlardır. Bu milletimize hakikaten biz anlatamadık. O da bizim kusurumuz. Milletimiz bize hakkını helal etsin. Ülkücüler kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman için böyle hani derler ya kan kürmüş kızılcık şerbeti demiş ya, hep böyle yapmışlar. Bizim başbuğumuz bizim örneğimizdir. O bize bunu böyle öğretmiştir. Böyle yapmıştır. Hani ülkücüler imanlı, ihlaslı insanlardır. Vatansever insanlardır. Yani yaptığını Allah rızası için yapmış. Bunu niye paylaşsın? Ama paylaşanlar gelip işte bize Diyarbakır cezaevinde bunu yaptılar. Mamak'ta şunu yaptı. Burada da cezaevi var. Buradaki ya her yere zaten 2 sene önceden işkencene hane koymuşlardı. Elazığ'daki 1800 evlerde benim yattığım yer Mamak'tır. Diyarbakır cezaevidir. Hiç fark etmiyor. Cezaevine gittiğin zaman rahatlıyorsun zaten. Ramazan'da kefene bakıyorsun. Buralar kötü. Anlatabildim mi? Ya buralarda bu ülkücüler, Elazığ'da yüzlerce ülkücüler var. Şimdi ismini saysam bir tanesini unuturum. Ben de hakkı kalır. O yüzden saymak istemiyorum. Yani burada bir sürü insan aylarca işkence gördü. Aylarca ya. Bir sürü ülkücülerimiz. Ama hiçbiri bunun hiçbir gün kendi aralarında da konuşmazlar. Lafını etmezler. İşte ülkücüler böyle onun için de namuslu, şerefli, hasiyetli, naif insanlardır. Bunu da böyle cevaplamış olay. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize, gazilerimize, ülkücü şehitlere, ülkücü gazilere buradan efendime söyleyeyim sağ olanlarına ömür boyu mutluluklar, sağlık diliyorum. Bir daha böyle 12 Eylül'lerin, 15 Temmuz'ların olmamasını diliyorum. Onu da söyleyeyim. Ben 15 Temmuz'da yani önce bu 2016'dı değil mi, evet, 15 Temmuz? Diyarbakır'da, Sur'da da ben bulundum, gördüm neler yaptıklarını. Yani bunlar çok uzun konular. Neyse oralara girmeyeyim. Şunu söylüyorum. Bu saate kadar bizi dinleyen, bizi sabırla dinleyen bütün hemşerilerime saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bir de ülkemizin böyle darbelerle karşılaşmamasını istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği gençlerimiz için istiyorum. Çok önemli bir olaydır eğitim. Çünkü paralı bir eğitim var ortada. Bunu da söyleyeyim. Konumuzla ilgisi yok ama şimdi Elazığ gibi yerde bile özel okullar 200 bin, 300 bin, 500 bin. Yani büyük paralar bunlar. Büyük şehirlerde bizim de torunlarımız okuyor. Yani çok zeki, gariban çocukları var. Yani şu memlekette, Türkiye'nin her yerinde, varoşlarda öyle delikanlılar çıkıyor ki akıl işi değil. Ama bunlar şimdi benim torunum buradan gitmiş Keban'a, öyle söyleyeyim, kendimden örnek vereyim. Burada garibanın bir çocuğu da hadi diyoruz yarış başladı. Ya biri Keban'da 40-50 kilometre ötede nasıl ulaşsın buna? Olmaz. O zaman eşit koşturmak lazım. Bunu da ilgililer duysun. Bilmiyorum kimler duymak istiyorsa kulaklarında kalsın. Bir Allah rızası için. Bu işlerin 55 senedir içinde olan biri olarak söyleyeyim. Bunu siyasetçilerimiz mi anlar? Böyle çok şov mov yapmaya gerek yok. Bak bunları gündem edelim. Bunları konuşalım.
Yani başka böyle havanda su dövmeyelim. Yani burada ben birine söz hakkı da olsun istemiyorum birine veya birilerine. Ama bakın Türkiye'de en büyük mesele eğitimdeki eşitsizliktir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenler, Bir Görüş Anlı programının daha sonuna geldik. Programımızda 12 Eylül'ün tanıklarından eski Diyarbakır Ülke Ocakları Başkanı Sayın Recep Alyamaç'ı konuk ettik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.